Selamun aleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum. Bakalım ilk kim gelecek? Yayını açtım. Evet, hoş geldiniz canlar. Hepinize selam olsun. Umarım ve dilerim ve dua ederim ki hepinizin sağlığı, sıhhati, ağzının tadı yerindedir. Elif'im, size de hayırlı akşamlar. Beyoğlu'na büyük müjde. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Mutlu Aile Mutlu Gelecek projesinin 2 seneye yakın aradan sonra yüz yüze eğitimlerine başlıyoruz. Hatta o gün ilk eğitimi yapacağız. Nasıl heyecanlıyım anlatamam. Bugün toplantısını bitirdik başkanımla. Ay çok çok güzel, çok elhamdülillah, çok güzel, çok özlemişim yüz yüze eğitimleri. 2 gündür kardeşlerime hizmet içi eğitim kapsamında eğitim verince anladım, hissettim ki evet, bu sanal alem çok güzel bizi buluşturdu, uzakları yakın etti, hasretimize bir nebze de olsa şifa oldu ama ruh ve ruh ilişki kurmak, yüz yüze olmak başka bir şey. O gözlerdeki ekran olmadan direkt o enerjiyi almak, geri bildirim almak başka bir şey. Allah'ım bizi bütün bu hastalıklardan, yaşadığımız musibetlerden, imtihanını verdiğimiz her şeyden inşallah bir an evvel eski canlı, dinamik, birlikte sosyalleştiğimiz, hısım, akraba, hep birlikte olduğumuz muhabbetli günlere getirsin. Bugün sabahtan beri hiç durmadan çalıştım elhamdülillah. Kaç toplantı. Ah canım ya. Ay 2 gündür siz de bana şifa aldınız. Bakın artık onlar da yayındalar. Gitgide ailemiz büyüyor elhamdülillah. Ben de sizlere yaptığım eğitimden çok büyük keyif aldım. Hem ev sahipliğinize, hem eğitimdeki büyük dikkatinize, rikkatinize, edebinize, adabınıza, bana can yoldaşı oluşunuza ve her şeyden öte bu memlekete hizmet etmeyi kendimize dert etmiş olan ailemizin büyümesine şükrediyorum. Bu hizmeti yapmama vesile olanların her birine de teşekkür ediyorum. İnşallah çok çok güzel işler olacak. Daha da güzel müjdelerle yakın yakın hepsini anlatacağız inşallah. Şimdi siz benim Gülay hocamı çok sevdiniz. O benim kuzum, can kuzum, kızlarımdan. Onunla ilk bu ekranlar karşısında buluştuğumuzda, program yaptığımızda hepiniz yüreğinizde ona yer açtınız ve sordunuz bana ara verdiğimizde, Gülay Hoca olmayacak mı diye. Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Bizim yolumuz uzun yol. Bizim yolumuz eksilerek değil, eklenerek, artarak gidilen bir yol. Elini tuttuğumuzda birbirimizin, yüreğini tuttuğumuzda birbirimizin, bırakmadığımız bir yol. O yüzden Gülay'a dedim ki ben geçenlerde, hatta beni ofise ziyarete geldiğinde Gülay'ım dedim ya. Bu sene böyle kafamıza göre arada derede konuk almayayım da seni. Şöyle bir konsept eşliğinde. Sen bir düşün, ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz ve bunu 15 günlük periyoda bağlayalım. Bilsinler ki Gülay hocaları ayda 2 kez onlarla olacak. Tabii hocam dedi, çok sevinirim dedi. Ve tarihe yön veren şahsiyetleri konuşacağız. Elbette Hazreti Ebubekir'le başlamak çok güzel olurdu. Gülay hocam bunu düşündü. Ben de çok büyük bir heyecanla tamam dedim. Şimdi bugün o yüzden size Hazreti Ebubekir'i anlatacak. Bildiklerimizi, unuttuklarımızı, ıskaladıklarımızı hatırlayacağız hep birlikte. Eksik olan bilgimizi tamamlayacağız. Ve yorgun, yolcu, hepimiz için kendi hayatımızda, ev kadınının, iş hayatındakilerin, herkesin kendine göre, öğrencinin, yaşlının, gencin yoğunluğu ve yorgunluğu var. Şöyle arkalarınıza dayanın, çayınızı, kahvenizi, meyvenizi alın. Hatta bizi izlerken ki ekran görüntülerinizi istiyorum bu sene artık. Bakarsınız en güzel, en ilginç fotoğrafları yollayanlara sürprizler olur, belli mi olur? Bir interaktif birlikte katılım olsun istiyorum. Türkiye'min dört bir yanına görüyorum orada gözümün ucuyla. Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışındaki bütün bizi nereden seyrediyorsanız ve sonra seyredecekseniz hepinize selam olsun. Allah'ım evlerinizden muhabbeti, bedeninizden sağlığı, kesenizden bereketi eksik etmesin inşallah diyerek başlayalım ve hemen Gülay hocamı buraya alayım. Arada bir şeyler duyuracak olursam da söyleyiveririm. Bakalım benim Gülay hocam nerelerde? Şuraya adını yazayım.
Gülay hocam, Gülay hocam. Buldum, buldum İbrahim. Evet, şimdi gelir. Siz de bizlere çok dua edin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar Kıymetli Hocam. WhatsApp'tan sana da hayırlı akşamlar Can Kuzum. WhatsApp'tan yarım saat önce mesajlaştığımızı söyleyeceğim, deşifre edeceğim şimdi. Yarım saat önce bu Can Kuzum bana fotoğrafını yolluyor. Hocam ben hazırım. Ben durur muyum? Anında ben de fotoğraf yolladım. E ben de hazırım. E o zaman kendi kendime dedim ki biz neyi bekliyoruz? Şunu bekledik canlar. Siz mutfağı toparlayın, çoluğu çocuğu yatırın, bir eliniz rahatlasın. Ondan sonra şöyle yaslanın arkanıza, hep birlikte olalım diye bekledik. Yoksa biz çoktan işi gücü son hıraş toparlamıştık değil mi? Mutfak toplandı mı? Toplandı hocam. Elhamdülillah ben de topladım. Çok şükür. Nasılsın kuzum? Hamdolsun hocam. Çok şükür. Yoğun, tempolu. Elhamdülillah. Bereketli zamanlar yaşıyoruz. Çok şükür. Allah'ıma ne kadar şükretsek az. Ne kadar Allah'ım. Şükretsek. Yani her güne uyandığımızda sağlıkla nefesimizi alabiliyoruz ya Gülay'ım. Allah'ım sana bin şükür ya Rabbim. Bin şükür, bin şükür. Çok güzel bir çalışmaya başlayacağız. İnşallah. Seni belki biraz ayda iki kere yormuş olacağız. Evden, eşinden ve çocuklardan vaktini almış olacağız ama bu bir hizmet. O yüzden Rabbim inşallah bunun buradan alacağın duayla senin zamanını ve sağlığını bereketlendirecek diye düşünüyorum. Şimdi ne düşündün, nasıl düşündün ve nereden başlıyorsun? Haydi Bismillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Tabii bugün tarihe yön veren şahsiyetlerin ilk programını yapıyoruz. Gönlüme Hazreti Ebubekir Efendimiz düştü. Çünkü bu ümmetin en hayırlısı ve kıyamete kadar gelecek insanlığın da en hayırlısı Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh. Nereden biliyoruz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benden sonra eğer bir peygamber gelecek olsaydı vallahi bu Ebubekir olurdu. İnsanlığın diyor imanını bir kefeye koysalar, Ebu Bekir'in imanını bir kefeye koysalar, vallahi Ebu Bekir'in imanı ağır gelirdi. Buyuran peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş. Dünyadayken ya Ebu Bekir cenneti Allah sana verecek bu sana yetmez mi dediği, aşere-i mübeşşereden ilk cennetle müjdelenen 10 sahabeden bir tanesi Hazreti Ebu Bekir. Peki ilklerin adamı Hazreti Ebu Bekir. Başka neyi görüyoruz? İlk iman eden. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ilk inanan. Efendimiz İslam'ı yayarken kıymetli hocam birçok kişiden tereddüt duymuş. Tereddütsüz kabul eden iki kişi var. Hazreti Hatice annemiz ki ileriki programlarda başlıklarımızdan bir tanesi o. Şimdiden altyapısını söylemiş olalım. Bir de Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Çocuklukları peygamberimizle beraber geçiyor. Gençliği beraber geçiyor. Hayatı boyunca Efendimizin yanından hiç ayrılmamış. Ve Hazreti Ebu Bekir Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin o fil olayından 2 yıl sonra dünyaya geliyor. Ve peygamberimizden 2 yaş küçük Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Ama çok ilginç. Sevgilisinin vefat ettiği tarihte vefat ediyor hocam. 63 yaşında. Eskiden büyüklerimiz şöyle sorarlarmış. Yaşın kaç? Haddi aştık oğul derlermiş. 63'ü geçince haddi aştık dermiş bizim ecdadımız hürmeten o sevgiyle, muhabbetle. Ve Hazreti Ebubekir nerede görüyoruz? Hilafetin ilk halifeliğinde görüyoruz. Daha sonra Kur'an'ı ilk toplayan, ilk cem eden Hazreti Ebubekir ve Sıddık lakabını almış ki bu bölümü ayrıca konuşacağız hocam. Efendimiz'in arkadaşı, hicret arkadaşı ve servetini gözünü kırpmadan Allah için infak eden, hatta Hazreti Ömer'le yarışları var bu konuda. Hazreti Ömer içten içe yarışıyor Hazreti Ebu Bekir'le. Bunları konuşacağız. Ama şöyle bir Hazreti Ebu Bekir kimdir? Fiziği nasıldır? Asıl adı nedir? Ailesi nasıldır? Birazcık oradan başlayalım. Tamam kızım. Hazreti Ebu Bekir uzuna yakın, orta halli, orta boylu, beyaz tenli, kıvırcık saçlı, seyrek sakallı, çukur gözlü bir beyefendi. Ve asıl adı İslamiyet'ten önce Abdülkabe. Ama biz onu daha çok Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh diyebiliyoruz.
Babası Ebu Kahafe, annesi Ümmül Hayr ve Hazreti Ebu Bekir'in 4 eşi var. Bir tanesiyle Müslüman olmadığı için ayrılıyor. Hazreti Esma, Hazreti Abdullah, Hazreti Abdurrahman ki 21 yıl boyunca Hazreti Ebu Bekir ondan çok çekiyor hocam, Müslüman olmuyor. Bir baba için çok zor bir şey. Bedir'de karşılaşıyorlar, yeri gelmişken söyleyeyim. Kabe'nin, Mekke'nin fethinden sonra Abdurrahman iman ediyor. Diyor ki, ya baba diyor, ben seni Bedir'de gördüm. Ama diyor yanına yaklaşamadım. Kaçtım oradan. Hazreti Ebubekir diyor ki, vallahi ben seni görseydim. Çünkü Bedir çok büyük bir imtihandı hocam. Baba oğul ayrı saflarda, kardeş kardeşe karşı saflardalar. Ben o gün seni Allah için öldürürdüm diyor. Ey Abdurrahman. Çünkü imanları, Allah'a olan teslimiyetleri kan bağıyla değil, din bağıyla olduğunu biz sahabe efendilerimizden çok net bir şekilde görmüş oluyoruz. Peki Hazreti Ebubekir kim? Hazreti Ebubekir bir tüccar. Kumaş ve elbise tüccarı ve çok zengin. Mekke'nin sayılı zenginlerinden bir tanesi. Mekkeli müşrikler hazmedemiyorlar. Kendi içlerinde bu kadar itibarlı, zengin ve nesep ilmi alimi. Yani soy kütüğünü biliyor. Arap dünyasında yani Mekke dönemindeki zamanda kabileler halinde. Yani şimdiki tabirimizde hocam aşiretler şeklinde yaşıyorlar. Yani Kureyş kabilesi, Teğim oğulları ki Hazreti Ebu Bekir Teğim oğullarından, işte Zühre oğulları, Abdümenaf oğulları böyle kabileler halinde 10 bin kişi düşünün. 10 bin kişi böyle 2 bin kişi, 3 bin kişi böyle kabileler halinde yaşayan bir topluluk. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir de çok güzel bir soydan gelen Teğim oğulları, zengin, aklı başında, soy kütüğü böyle bilgili ve alim bir grubun mensubu. Ve hocam çok ilginç. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ma iman ederken hiç tereddüt etmiyor. Zaten çocukluğu, gençliği her alanında beraber olduğu için Resulullah'ın hiç yalan söylemediğini biliyor ve fıtrat olarak da zaten Resulullah'a benziyor. Cahiliye dönemine bakıyoruz, hiç içki içmemiş. Hiç putlara tapmamış. Ve Hanif olarak bilinen hiç şirke bulaşmamış birisi. Yine Tertemiz. çok ahlaklı, çok erdemli ve İslam'a davet yıllarında mesela Hazreti Osman, Zübeyir bin Avvam, Talha bin Ubeydullah, Abdurrahman bin Avf radıyallahu anhlar Hazreti Ebu Bekir'in teşvikiyle sözü dinlenen, müşfik, mülayim, insanları böyle etkileyen, tabiri caizse toplumda çok güzel bir yeri olan birisi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Peki Hazreti Ebu Bekir'i başka nerede görüyoruz hocam? Sevr mağarasında görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 40. ayette iki kişinin ikincisi diye bir ayet, rivayet, ifade ediyor. Ve yol arkadaşı Hazreti Ayşe annemiz diyor ki ben babamı hayatım boyunca o kadar ağladığını hiç görmemiştim. Neydi? Resulullah diyor ki ey Ebu Bekir beraber hicret edeceğiz. Yani sen benim yol arkadaşımsın diyor. Mağaraya girdiklerinde kıymetli hocam zaten bilindik bir hadise. Hazreti Ebu Bekir diyor ki müşriklerin ayaklarını görüyordum. Eğer diyor eğilseydiler bizi göreceklerdi. O kadar korktum ki kendi canımdan değil ama diyor. Ben ölsem Teğim oğulları ağlar. Ama Resulullah'a bir şey olsa ümmet ağlar. Ben onun canına, onun saçının terine bir şey gelecek diye çok korktum diyor. Ve Resulullah'a söylüyor. Ya Resulallah görecekler bizi. Resulullah Efendimiz diyor ki çok bilindik bir ayet. La tahzen inna Ya, Allah. ayağa gitti. Üzülme. Allah bizimledir. Demedim. Ya eğer Allah bizimleyse biz başka ne isteriz ki şu yeryüzünde? Zaman zaman derslerde diyorum. İnna Allah ma'as sabirin diyor ya Allah. İnna Allah ma'as sabirin. Allah kimlerle beraber? Sabredenlerle. Ya ben sabrettiğimde Allah benimleyse benim başka kimseye ihtiyacım var mı? Yok. Bir gün bir sıkıntım vardı. Ablamla konuşurken tanıştınız hocam. Ablamla da. Böyle ona anlatıyordum. Bana dedi ki böyle o derdini kederini kimseye anlatmaz.
Dedi ki Bilal, bir de hoca olacaksın. Niye dedi bana anlatıyorsun ki bu derdi? Ne yapayım dedim. Git dedi Allah'la konuş. Hocam, git dedi secdede ağla, Allah'la konuş. Onunla derdini çöz. Senin bu derdini çözecek tek makam var. Alemlerin Rabbi. Gerçekten hani bu ayetin ışığında hayatımıza alacağımız bir şeyler olacak ya hocam bizim de. Bir derdimiz mi var? Bir kederimiz mi var? Bir üzüntümüz mü var? Bir tasamız mı var? İçinden çıkamadığımız bir girdabımız mı var? O zaman ne yapacağız? İnna Allahu ma'ana. La tahsen inna Allahu ma'ana. Allah bizimle beraberdir diyeceğiz ve biz Allah'la beraber olacağız. Secdelerimizi çoğaltacağız. Rükûlarımızı çoğaltacağız ve inzivamızı Rabbimizle olan o baş başalığımızı çoğalttığımızda dertlerin kendiliğinden geçtiğini göreceğiz hocam inşallah. Doktor, burası Buyurun. çok önemli Gülay'ım. Ben şimdi danışmanlık yaptığım, eğitim verdiğim yerlerde çoğu zaman söylüyorum. Diyorum ki, Rabbimle olan baş başalığınızı artırmadıkça huzura eremezsiniz. Dünyada malınız olabilir, mülkünüz olabilir, kariyeriniz olabilir, çoluğunuz, çocuğunuz en iyi okulları kazanır, okuyabilir. Kocanız ya da hanımınız sizi çok sevebilir. Ama her daim içinizde sebebini bilmediğiniz bir huzursuzluk, bir sıkıntı içinizde sizi boğan, en keyifli anda bile sebebini çözemediğiniz bir şey varsa, tıkanıklık varsa bilin ki esas baş başa kalmanız gereken sizi Yaradan'la vakit geçirmiyorsunuz. Hocam o nasıl olacak? Ha işte. O nasıl olacak? Ya o çok önemli. O kadar önemli ki modern dünyanın haz ve hızlı odaklı insanı bunu çoktan unuttu. Yaptığımız, daha doğrusu sağladığımız her başarı, kazandığımız makam, kazandığımız para, evlatlarımızdan yüzümüzün gülmesini bile hep kendimiz başardık zannediyoruz. Ya hep söylediğim, sen de eğitimlerimden hatırlarsın. Konuşurken tükrük yerini şaşırsa ki bizim elimizde değil, kontrolü bizde değil. Şuraya takılsa al senin o kocaman şanın, şöhretin, makamın yerle yeksan oldu diye kalıverirsin. O yüzden hiçbir şey senden değil, hiçbir şey senden değil. Yani o hiçlik makamını ne ara unutturdular bize, nasıl başardılar bilmiyorum ama kendimizi çok güçlü görme gafletinden Rabbim bizi korusun, kurtarsın. Belki bir tek bu konuda bile bir kardeşimizin yüreğinde bir yere dokunduysak, en azından ya sahiden ben kıskalamış mıyım acaba bunu dedirttirebiliyorsak elhamdülillah. Çok şükür. O İnşallah hocam. yüzden o cümlen çok iyi bir kıymetli hatırlatma oldu. Araya girme ihtiyacı hissettim, var olasın. Bu Allah. vesileyle bir daha kesmeyeyim biraz daha. Yayına böyle sonradan katılanlar güzel emojiler ve sözler yazıyorsunuz. Ben yayını devamlı kesmeyi sevmiyorum. O bütünlük kaçmasın, o ruh kaçmasın diye. Hepsini görüyorum. Başımızın, kalbimizin üstünde hepsinin yeri var. Bunun en güzel yolu yayın bittikten ve ana sayfaya koyduktan sonra lütfen orayı yorum ve emoji yağmuruna tutun ki bu yayınlar keşfete düşsün de belki bir gencimizin, belki bir yaşlımızın, belki bir insanımızın yüreğindeki bir kilidi açmaya vesile olan bir bilginin hizmetkarlığını yapmışızdır da siz Amin. de o emojilerinizle bu vesileyle sevaba girersiniz. Bu yayınları hep birlikte yapıyoruz. Konuşanlar, açanlar biziz ama siz orada olmasanız hiçbirimizin anlamı yok. Dolayısıyla bu büyük ailenin daha da büyümesi, daha da başka insanlara elimizi yüreğimizi uzatmanın yolu buradan geçiyor. Siz atın buradan devam edin ama esas ana sayfada bekliyorum. Evet, devam et şimdi Gülay'ım, kusura bakma. Estağfurullah hocam. Allah razı olsun. Şimdi bu bağlamda şöyle toparlayalım. Hocam şu cümleyi çok severim ben. Derler, denir ki insanlar büyüdükçe küçülür, küçüldükçe büyür. Ya. Bunu nerede görüyoruz? Firavun'da görüyoruz. Büyüdü, büyüdü, büyüdü ama Rabbimizin katında hiçbir değeri, kıymet, harbiyesi olmadı. Hiç. Ama Hazreti Ebu Bekir'e birisi geliyor hocam. Dedik ya dünyada cennetle müjdelenmiş. Bazen soruyorum, diyorum ki ya dünyada cennetle müjdelenmiş biri olsaydım ben,
Herhalde namaz kılmazdık hocam. Zekat vermezdik. Zaten cennet garanti. Niye kılalım? Ya da böyle gururumuzdan, egomuzdan böyle, değil mi? Ben cennetliyim kardeşim Ben arkadaş. der. Ki hocam böyle bir müjdemiz olmamasına rağmen böyle yaşıyoruz. Tabii. Tabii Maalesef. tabii. Aynen. Geliyor Hazreti Ebu Bekir'e. Diyor ki ya Ebu Bekir, sen Allah'ın diyor sevdiği kulusun. Peygamberin dünyada seni cennetle müjdelemiş bir kulusun. Ne olur diyor bana dua et. Allah diyor beni affetsin. Hocam Hazreti Ebu Bekir muazzam bir duası var. Diyor ki açıyor ellerini. Ya Rabbi diyor. Bir günahkar diğer bir günahkardan dua istiyor. Allah'ım sen ikisini de affet ya Rabbi. Ya bu muhteşem bir üst duruş hocam. Alın Çok. size hususiyet eğitimi. Yani bir günahkar diğer bir günahkardan dua istiyor. Ya Rabbi sen ikisini de affet diyor. O kadar yüce gönüllü ki Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Babası Ebu Kuhafe hasta ve hasta yatağındayken iman ediyor hocam. Mekke'nin fethinden sonra. 90'lı yaşlarda. İman ettiği haberini duyunca Hazreti Ebu Bekir hüngür hüngür ağlıyor. Diyorlar ki ya Ebu Bekir çok mutlu oldun. Diyor ki evet babamın iman etmesine sevindim ama benim ağladığım sebep o değil. Peki nedir? Vallahi diyor orada yatan şu anda benim babam değildi. Resulullah'ın amcası Ebu Talip olsaydı da Resulullah sevinseydi. Ben değil de Resulullah. Çünkü çok üzülmüştü Hazreti Peygamber amcası Ebu Talip'in iman etmeden gitmesine. Ama o anda bile hocam Resulullah'ı nasıl mutlu ederim? Keşke burada babam değil de Ebu Talip olsaydı da Resulullah mutlu olsaydı diyen bir Aşk, şahsiyet. aşk bu işte. Aşk bu. Peki Hazreti Ebu Bekir'in sıddık. Hocam sadık olabilmek için iki özellik lazım. Bir, doğru sözde olacaksınız. İki, doğrunun yanında olacaksınız. Hazreti Ebu Bekir bunu yaptı. Hem doğru sözlüydü hem de doğrunun yanında oldu. Mekke müşrikleri peygamberin miraca çıktığını, peygamberimiz anlattığında Ebu Cehil diyor ki tamam. Böyle bir şey olamaz. Zaten iman etmiyor. Bunu diyor ben gideyim en iyisi peygamberin Muhammed'in Aleyhisselam'ın en yakın arkadaşına bir söyleyeyim. Neler söylüyor onun arkadaşı diyor. Buluyorlar Hazreti Ebu Bekir. Diyorlar ki senin arkadaşın göklere çıktığını, Kudüs'e gittiğini falan söylüyor. Bir aylık yol normalde. Bir anda nasıl gidip gelebilir diyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki bunu diyor size Muhammed mi söyledi? Diyor ki evet o zaman doğrudur. Teslimiyete bak. Onu söyledi. Vallahi doğrudur. Tereddüt yok. Siz diyor buna mı şaşırıyorsunuz? Ben diyor onun alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber olduğuna inanmışım. Buna mı inanmayacağım diyor. Biz de diyoruz ki ya Resulallah 1400 sene sonra Ebu Bekir'in sadakatiyle diyoruz ki bunu sen mi söyledin ya Resulallah? Vallahi doğru söyledin. Allah'ım ne olur bizi Ebu Bekir'in sadakatinin arasına kat. Amin. Çünkü Amin. siz iman ediyoruz ya Rabbi. Bunu Resulullah söylediyse doğrudur diyen diller oluyoruz. Olmalıyız da. Rabbim bizi de o sıddıklar lakabına, sıddıklar makamına erdirsin. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 69'da hocam Rabbimiz nimet verilenlerden bahseder. Der ki o nimet verilenler ki peygamberler, sıddıklar, Tabii. salih şehitler. Bu dört zümreden bahseder. Rabbimizi salihler, sıddıklar ve şehitler zümresine dahil etsin. Zaman Amin. günümüzde şunu söylüyorum ben arkadaşlara ve öğrencilerimize. Diyorum ki ruhlar aleminde bize denseydi ki dünyaya gideceksin. Şunu der miydik hocam? Neresi olursa olsun gidelim. Ben de demem yani şu andaki mantığım olsa. Tabii ki demez. Yani ıssız bir çöl var. Ormanlar var, bu, yani savaş meydanları var, ateşin içi var, denizin dibi var. Yani dünyada nereye gidersem gideyim deme. Lokasyon sorardık hemen. Teşbihte hata olmaz kıymetli hocam. Diyorum ki cennette basamak basamak ve cennettekilerin en büyük pişmanlığı bir sonraki katı gördüklerine niye daha çok çalışmadın? O zaman biz ne isteyeceğiz Allah'tan?
Ya Rabbi beni peygamberlerinle, sıddıklarınla, salihlerinle, şehitlerinle beraber Amin. eyle. Ebu Bekir'le, Ömer'lerle. Çünkü şöyle düşünüyorum ben. Diyorum, bir öğrenci yazılıdan 70 almayı hedefliyorsa o çocuk ancak 40 ya da 50 alır. Yani geçecek kadar alır. Ama 100 hedefliyorsa 100'lük çalışır. Çalışma gayretimiz buna göre olur. Hatta daha ötesini söyleyeyim. 100 almayı hedefledi, 95 aldıysa oturur kara kara düşünür. Evet. Üzülür, Bu ağlar. Herkes de şaşırır, ya zaten sen 95 aldın. Kendimden biliyorum, öğrenciliğim öyle geçerdi. 90 aldığımda o gece uykum kaçar, ağlardım. Rahmetli babam derdi ki, kızım sen ne istiyorsun? Daha ne alacaksın? Hayır derdim, hedefim şaştı. Ben nerede yanlış yaptım, neyi eksik bıraktım? Benim hedefim derdim 100'dü. evet. Şimdi bu çok önemli bir şey. Çok önemli. Kullukta da böyle hocam. Yani Aynen. yani 50'lik bir kulluğu olmak isterseniz ona göre çalışırsınız. Ama 100'lük Aynen. bir kul olmak isterseniz ona göre çalışırsınız. Ya. Kulluğa da endekslediğimiz zaman Hazreti Ebubekirler her zaman 100'lük ve iftarlık öğrenci olmak derdindeydiler ve bunun yarışındaydılar. Bu yarışı biz nerede görüyoruz? Hazreti Ömer Efendimiz'i görüyoruz hocam. Hazreti Ömer bir gün diyor ki, bugün Ebu Bekir'i diyor infakta yeneceğim. Resulullah'a geliyor, diyor ki ya Resulallah, malımın diyor yarısını Allah için infak ediyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ya Ömer, ailene ne bıraktın? Diğer yarısını bıraktım ya Resulallah diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'a geliyor. Ya Ebu Bekir sen? Diyor ki ya Resulallah, ben de malımın tamamını infak ettim. İşte bu. Ya ailene ne bıraktın? Allah'ı ve Resulünü bıraktım. Ya Resulallah yetmez mi diyor. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki tamam diyor ya. Ben Ebu Bekir'le yarışılmayacağını bu bağlamda öğrendim. Boyumun ölçüsünü tabiri caizse aldın diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz. İlahi ya, benim çocuklara karşı hassasiyetimi biliyorsun. Az önce Mustafa Taleben galiba. Annemin telefonundan yazıyorum. İyi sohbetler Gülay hocam. Ben Mustafa yazmış. Ah canım benim. Heh, ona bir selam yollamış ol. Evet. Görmüş olalım onu. O kadar Evet. kıymetli ki çünkü onlar için. Ay evet, okudu, beni gördü, beni fark etti. Emek Sorun veriyorlar. kaçırmayalım. Böyle güzel şeylerin olursa girebilirsiniz. Keserim. Ay, aynen öyle, keserim. Evet, devam ediyoruz. Hocam, Hazreti Ebu Bekir'in malını en çok zulüm altında ezilen, mazlum olan, işkence gören köleleri azat etmekte kullanıyor. Hazreti Bilal bunlardan bir tanesi. Habbab bin Eret bunlardan bir tanesi. Lübeyne bunlardan bir tanesi. Ve insan onurunu ayağa kaldırmak gibi bir derdi var Hazreti Ebubekir'in. Ya, Çok ya. güzel bir şey. Bak bir Malı. kardeşimiz çok güzel bir şey hatırlattı. Benim aklımdaydı ama telaştan unuttum. Bugün din görevlileri günüymüş. Gülay hocamın günü kutlu olsun. Rabbim Evet. hizmetlerinde güç kuvvet versin demiş. Bütün Diyanet camiasına hizmet eden kardeşlerimizin hepsinin gününü kutluyoruz böylece. Allah hepsinden razı olsun. Çünkü yaptıkları hizmet gerçekten kutsal bir görev. Yani bütün görevler kutsal ama böyle insanın kendi diniyle ilgili bilgi aktarımında bulunacak olmak durumunda olan hizmetlerin yeri bambaşka, var olasınız. İyi ki hatırlattınız. Allah razı olsun sizden Bir de. yedi din görevlileri haftamız hocam. Cami Evet. din görevlileri haftası. Ben de buradan bütün camiamızdaki hocalarımızın Aynen. günü tebrik ediyorum. Arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Allah Aynen. razı olsun. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin hocam, bunu Nurettin Yıldız hocanın sohbetinden aldım. Yani kaynakları da lütfen söyleyeyim. Ben böyle çok vicdanen Evet. kendimi kötü hissediyorum. Dinlemek isteyenler hocamdan tekrar dinleyebilirler ama çok güzeldi. Belki küçük gibi görünen ama bize çok büyük dersler çıkaran bir Hazreti Ebu Bekir örneği var. Hocam sahabe efendilerimiz evet cennetle müjdeleniyorlar. Evet önderler ama hiç hata yapmamış diye bir şeyleri yok. Melek değiliz nihayetinde. Ve sahabe efendilerimize baktığımız zaman aralarındaki o en ufak bir anlaşmazlığa ya da gönül kırgınlıklarına hemen Resulullah'a koşuyorlar. Hakem olsun, bizi yönlendirsin, bu konuda ne diyecek? Sürekli iç içe oldukları için her dertlerini, her sıkıntılarını Resulullah'a bildiriyorlar. Hazreti Ebu Bekir'e Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir arazi veriyor. Rebia bin Kab radıyallahu anh da Peygamberimizin kapı hizmetine bakan genç sahabelerden bir tanesi. Hemen yanı başına
Daki araziyi de ona veriyor peygamberimiz. Hediye ediyor, hibe ediyor. Arada bir büyük bir hurma ağacı var. Ve Hazreti Ebu Bekir geliyor diyor ki bu hurma ağacı benim. Rebiya bin diyor ki hayır benim. İnsan, beşer, bir anlık dünya sevgisi var mı? Var. Ve aralarını tartışıyorlar. Ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh sinirleniyor. Ve hani bizim böyle çok argo tabir yani ya da kırıcı cümle değil de hani böyle yani ne diyorsun sen? Hani bir ağaca mı bunu mu sıkıntı ediyorsun ey Rebiya diye böyle hani kalbini de kıracak ama öyle çok da kötü olmayan bir cümle kullanıyor. Rebiya üzülüyor. Hazreti Ebubekir kendine gelince ne yaptım ben diye böyle bir iç hesaplaşma yapınca Rebiya diyor ki Rebiya benim söylediğim cümlenin aynısını bana söyle. Söz olsun. Yani gönül kırgınlığın gitsin. Diyor ki Allah Resulü'nün diyor dostunu ben kıramam. Ben böyle bir şeyi sana söyleyemem diyor. Bu sefer ağacı falan bırakıyorlar Sayın Hocam. Dertleri sen bana kısas hakkımı ver. Yani o cümleyi sen de bana söyle. Rebiya ne de diyor söylemiyor. Sonra Hazreti Ebu Bekir diyor ki Resulullah'a gideceğiz. Bütün kendi ama hak talep eden yani onun hakkını vermek isteyen yine kendisi. Yolda giderken Rebiya'nın akrabaları Rebiya'yı görüyorlar. Diyorlar ki ya zaten Ebu Bekir haksız. Bir de Resulullah'a hakem olmaya mı gidiyorsunuz diyor. Bırak diyor gitme o adamın arkasından. Dönüyor diyor ki akrabalarına. Siz ne diyorsunuz? Hazreti Ebu Bekir Allah'ın en sevdiği kullardan. Resulullah'ın en can dostu. Şimdi ben de Ebu Bekir'i kızdırırsam Resulullah'ı da kızdırırım. Resulullah'ı kızdırırsam Allah'ın da gazabını alırım. Siz diyor benim diyor kötülüğümü mü istiyorsunuz? Çekinin diyor etrafımda. Gidiyorlar. Resulullah'a gidiyorlar. Durumu anlatıyor Hazreti Ebu Bekir. Ya Resulallah diyor. Ben Rebiya'ya kötü bir söz söyledim. Aynı sözü bana söylesin diye istiyorum. Ama söylemiyor. Diyor ki söylemem ya Resulallah. Efendimiz iki tarafı da dinleyince diyor ki keşke Ebu Bekir söylemeseydin. Keşke sen de deseydin ki Allah seni affetsin ey Ebu Bekir deseydin kapatsaydınız diyor olayı. Hazreti Ebu Bekir mahcubiyetle, üzüntüyle, ağlayarak oradan ayrılıyor. Böyle bir örneği biz nerede görüyoruz hocam? Bir de Hazreti Bilal örneğinde görüyoruz. Hazreti Bilal ile Huzeyfe diyor ki Zenci'nin oğlu. Hazreti Bilal'in o kadar gönlü kırılıyor hocam. O kadar gönlü kırılıyor ki. Resulullah'a gidiyor. Ya Resulallah diyor. Huzeyfe beni kırdı. Bana böyle böyle dedi. Resulullah buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam. Ey Huzeyfe. Sende diyor cahiliye izleri görüyorum. Cahiliye alameti görüyorum sende. Sen ne yapıyorsun? Hazreti Huzeyfe hocam. O gece gidiyor Hazreti Bilal'in kapısına. Kafasını koyuyor eşiğe. Sabaha kadar. Hazreti Bilal'in çıkmasını bekliyor. Sabah oluyor. Hazreti Bilal sabah ezanlarıyla kapıyı açınca Huzeyfe'yi görünce diyor ki ey Bilal es Ubaş vallahi ezilmeyi hak etti. Diyor. Biz olsak ne yaparız? Ya geldin kapıma gördün mü? Gördün mü? Ya nasıl da gelirsin? İşte bir sürü şey söyleriz. İç hesaplaşmalarımız. Bugün bunu derste anlattım. Ya hocam hani o kadar farklı geliyor ki insanlara. Çünkü bu çok uç boyut. Sahabenin diyaloğu çok başkaydı. Hazreti Bilal'in oradaki ifadesi çok başka bir şey hocam. Evet o çok erdemli bir duruş sergiliyor. Sabaha kadar başını eşiğe koyuyor. Hazreti Bilal diyor ki kalk. Alnını secdeye koyan bir başı ben nasıl ezerim? Nasıl basarım seni? İşte hocam, sahabenin kardeşliği, sahabenin muhabbeti, sahabenin aşkı, Bakış açısı. bakış açısı. Ben ne dedim? O zamanı gelsin ben ona şunu yaparım gibi hesaplamaları yok. Olayı anında çözme ve daha üstüyle muhabbetlerini artıracak bir şekilde çözüyorlar. Hani Evet. küsmesi falan yok. Bu duruş sahabeyi sahabe yapan bir duruş. Bizi onlardan farklı kılan şey bu işte hocam. Biz egolarımızın peşinde. O bana bunu nasıl der? O bana bunu nasıl yapar? Ya Allah için yaptıktan sonra. Bazen diyorum ki ya insanlar Allah'a nankör ya. Allah bu kadar nimet vermiş nankörlük yapıyor da sana bana mı yapmayacak?
Böyle baktığınız zaman insanlar affetmeniz çok kolay oluyor Sayın Hocam. Bu bakış açısını bizim insan ilişkilerimizde yakalamamız lazım. Rabbim yakalamayı da nasip eylesin diye dua etmiş olalım hocam. Peki Amin. Hazreti Ebu... Bana çoğunlukla soruyorlar Gülay'cığım. Hocam diyorlar ya hiç mi size kötü insan rastlamıyor? Hiç sinirlenmiyorsunuz, öfkelenmiyorsunuz, işte şöyle yapmıyorsunuz diyorum ki rastlamaz olur mu? En alası rastlıyor. Ama ben diyorum şu düsturla hareket edip yaşıyorum. Bakma kötünün kusuruna bilse iyisini yapar. Yani Evet. onun kusuruna bakmıyorum. Bilmediği için öyle yaptığını düşünüyorum ve diyorum ki Allah'ım sen güzel ahlakından ikramda bulun. Yani aslında bana zararı dokunan, bana bir şekilde kötü davranan herhangi birisinin bir şekilde duaya çevirme fırsatını veren Rabbime de şükür ediyorum. Çünkü nefis taşıyoruz, kaygan bir zeminde yaşıyoruz. Sırat-ı Kesinlikle. müstakim üzere olmak öyle çok kolay değil. Bir de bu kadar sosyal hayatın içinde aktif ve dinamik yaşayan bizler için her an sen de öylesin meslek icabı. Her an imtihandayız. Çünkü karşımızdaki muhatabımız insan denilen varlık, takva ve fücur yandan oluşan Evet. insan denilen varlık çok zor bir şey. Çok zor hocam. Çok zor. Allah yardımcımız olsun Ama inşallah. insanda zor olan hocam. Yani hele bizim gibi toplumun önünde olan sürekli insanlarla hemhal olan insanların insanın tabii bizden beklentileri çok farklı, çok başka, çok fazla. Rabbim yetişebilmeyi nasip Aynen. eylesin. Bugün Aynen. 6.30 Amin. kurstan tam çıktı hocam. Şimdi bizi böyle değerli kılan sahabe efendilerimizin hayatları başka hiçbir şey değil. Yani biz Aynen. peygamberi tanımasaydık, ashabı tanımasaydık, bugün biz olamazdık. Sıradan, hiçbir şeyden habersiz insanlar olurdu. 6.30 tam böyle kapattım dükkan kursumu. Arabaya geçeceğim. Bir tane bayan, tanıdığım bir bayan. Koşa kola 3 yaşındaki bir çocuğuyla geliyor. Hocam dedi. Efendim dedim. Hocam bana yardım et. Hayırdır dedim. Ne oldu? Hocam dedi. Şu iki tane çocuğumu okula götürüyorum. Bu 3 yaşındaki çocuğu da kucağımda götürüp getiriyorum. Ben çok yoruldum hocam. Sırtım ağrıyor, gücüm yok. Bana ne olur yardım et. Bizim de kursumuzda kıymetli hocam bir odamız var. Oraya ardiye odası yaptık. İşte böyle bebek arabaları, bebek kıyafetleri, işte kışlık kıyafetler, okul kıyafetleri. Aklınıza ne geliyorsa mutfak eşyaları zaman zaman görüyorsunuzdur zaten. İşte Görmez öğrenci mi? eşyalar vesaire. Bir tane bebek arabası var ve kaç gündür gözüme takılıyor. Diyorum ki ya bu kime nasip olacak acaba? Bu bebek arabası bir kalbi bir muhabbet kurdum yani. Geliyorum gidiyorum kime vereyim? Bir de yer kaplıyor hocam orada. Gel gel dedim. Bak sen yerine geldin tam. Hocam bebek arabasını verdim. Ya akşam gelirken işte o kadar güzel bir iç huzuruyla geldim ki hocam. O bebeğini oturtturdu arabaya. Dedi ki hocam ben size nasıl dua edeyim ki? Şimdi bir müminin sıkıntısını infakta konuştuk ya hocam. Müminin kalbine sevinç bırakmaktır dedik ki infak etmek. Ona aracı olmak. Bu başka bir şey. Bu mutluluğu tarif edilemez bir şey. Çok güzel dualar etti hocam. Allah sizi dedi iki dünyada da aziz kılsın. Amin dedik yürekten. Evet ümmetin derdiyle dertlenmek gibi bir derdimizin olması lazım. O Bizde. zaman dur 2 dakika orada. Şimdi yazılanları görüyorum. Gülay Hoca'nın hesabı soruluyor. Nerede görev yaptığı soruluyor. Gülay Hoca'mız Kocaeli Körfez'de Diyanet İşleri'nin Kur'an kursu öğreticisi. Facebook hesabı, Instagram hesabı var. Ve oralarda bu söylediği yardımlarla ilgili bazen çağrıda bulunuyor. Bazen yaptığı çağrıya karşılık gelen ihtiyaçları giderme noktasında verilenlerin yerine ulaşma görüntülerini paylaşıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin neresinde olursanız olun, yurt dışında nerede olursanız olun, içinizden o anda infak etmek geldiyse, etkilendiyseniz hemen irtibata geçin, kendi cevap veriyor benim gibi her şeyine. Hesap numarası yolluyor. Oraya veriyorsunuz ne verecekseniz, yakınsanız götürüp teslim ediyorsunuz. Böylece anlattığı bu küçük anekdotların
belki de gizli kahramanı siz olmuş oluyorsunuz. Ya bu ne kadar kıymetli bir şey. Rabbim sen şu anda bizimle bu yayında olan bütün kardeşlerimize, bu yayını sonradan defalarca seyredecek olan, buluşacak olan kardeşlerimize infak etmekte yarışanlardan eyle bizi ya Rabbim. Her an neyimi paylaşsam diye dertlerimizin içindeki dermanı görmeyi bize nasip eyle ya Rabbim. Evet. Amin. Hocam bir de şöyle çok güzel çift taraflı dua alıyorsunuz. Verecek kişi nereye vereceğini bilmiyor. Hocam nereye vereyim diyor bu bebek arabasını. Yok etrafında. Güvenemiyor bile. Yani, Güvenemiyor bile. kişi de gelip sizi buluyor. Siz arada köprü oluyorsunuz. Bu çok güzel bir nimet. Çok büyük bir nimet. Ah, ah çok Geçen şükür. saatinde de dedim hocamın programına anlatacağım bir tevafuk oldu. Ama o kadının gözyaşlarını görmeniz lazımdı. O mutluluğunu görmeniz lazım. Sanki dünyayı önüne yıktınız çünkü sırtından büyük bir yük aldınız. Hem de nasıl. Bütün kardeşlerimizin biz hocam dediğim gibi böyle alıcıyla verici arasında bir köprüyüz. Dur bir dakika dur. Çok bölüyorum ama böleceğim. Sen alıştın artık. Hocam 6 yaşındaki kızımla birlikte izliyoruz. Kızım anlattığınızı duyunca bu hoca kesin cennete gidecek anne diyor. Hocam Rabbim razı olsun sizden. Rabbim Hocam. sizlerden de razı olsun. Şu an sizi tuzağa düşürecek dışarıda bir sürü eylem varken bizimle buradasınız ya. Hepinizin yüreğine dua ile bir öpücük konduruyorum ben. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Evet. Hocam bu cümleye yine Hazreti Ebubekir'in cevabıyla cevap verelim. Hazreti Ebubekir Efendimiz'i birileri çok övüyor hocam. Diyor ki Hazreti Ebubekir, ya Rabbi beni diyor insanların gözünde yücelt. Ama nefsimin yanında alçalt ya İşte bu. Allah'ım bize böylesi bir Rabbi. hayat böyle. Allah bizim onurumuzu, vakarımızı, iffetimizi, duruşumuzu dimdik olmayı. Ama o Amin. sahabe efendilerimizin tevazusunu da yani Allah'ın katında nefsimizin yanında Allah'ın katında yücelmeyi, nefsimizin yanında da en aşağıda kalmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Amin, amin, Evet. amin. Ama bu işin asıl kahramanları tabii infak eden kardeşlerimiz hocam. Aynen. Hazreti Bekir'in böyle çok güzel cümleleri var. Onlardan biraz toparladım. Hocam diyor ki her hastalık Müslümana bir şifadır. Nereye şifa? Bazısı diyor nefsini temizler, bazısı günahları. Tabii. Bazısı nefsini, bazısı günahlarını temizler. Şu dört özelliği taşıyan diyor Allah'ın iyi kullarındandır. Kim bunlar? Tövbe eden kişinin tövbesine sevinen, günahkarların bağışlanmasını isteyen, kötüyü ıslah için dua eden ve çalışan, iyiye ve iyiliğe yardım eden. İşte bu ya. Hocam. Yani parantez harika. Tövbe edenin tövbesine sevinen, günahların affı için dua eden ve bağışlanmasını isteyen, kötüyü ıslah için çalışan, İyiye yardımda bulunan. Bazen bize diyorlar ki hocam çok çalışıyorsun. Diyorum ki satanistler kadar, ateistler kadar, deistler kadar, misyonerler kadar çalışmıyorsak zaten Allah bunun hesabını bize kat kat soracak hocam. Soracak çünkü farkındaysan deizm ne kadar artış gösterdi. Çocuklar elimizden, gençler elimizden kayıp kayıp gidiyor. Bırak çocukların, gençlerin kayıp gitmesini. Anne babalar sağlam bir zeminde değiller, yuvalarına sahip çıkamıyorlar. Eskisinden çok daha fena, başımız dertte. Rabbim bir an evvel şu mübarek gecelerin yüzü suyu hürmetine silkelenip gafletten, ölüm uykusundan, aymazlıktan, kibirden, küstahlıktan, paraya tamah edişimizden, modern dünya ve kapitalist sisteme hizmet etmekten bizi kendine doğru çevirsin tez vakitte inşallah. Melahat hocam sormuş, hocam hafız mı Şengülcüm diye. Ben mi? Yok hocam. Maalesef. Ama O gönlüm. belki başını kaçırmıştır. Kur'an kursu öğreticisi Gülay hocamız, Melahat hocam. Amin, hepimize nasip etsin canlar. Evet. Gönlümün içinde kalan en büyük yangındır hocam hafızlık. Allah Rabbim nasip ederse onun vakti saati yaşı yok biliyorsun. İnşallah hep İnşallah. birlikte bu yaptığın bize güzel hizmetlerin karşılığı dua edelim. Amin. Gönlündekini inşallah hayata geçirmeyi en kolay şekilde nasip etsin. Amin hocam. Amin inşallah. Peki ne dedik? Müslümana gelen hastalıklar iki türlü şifa. Ya nefsini temizliyor ya günahlarını temizliyor dedik.
İyilik yapmak kişiyi kötülüklere düşmekten korur. Kötülüğe düşmek istemiyor musun? O zaman iyiliğe devam edeceksin. İyilikte daim olacaksın. Hangi günahın cezası daha hızlıdır bilir misin diyor. Bir, zulüm. Zulüm yapana ceza çabuk ulaşır. Bir de akraba bağlarını kesenlere diyor Hazreti Bekir Efendimiz. Ona göre kendimize gelelim. Hısım akraba ilişkileri çok önemli. Çok önemli. Öyle onda kusur bulayım, bunda kusur bulayım. Ona küs kalayım, buna bilmem ne yapayımdan vazgeçin. Şu nefsinizin elinde oyuncak olmaktan gözünüzü sevdiklerim vazgeçin. Kusur arayıp da bulsa Rabbim bizde bulsa, kendimizde bulsa. Allah vaize o Fatma hocamın sayesinde tanıdım sizi elhamdülillah. Bak Melahat hocam hafızdır Melahat hocam ve de hocaların hocasıdır. Vakti var hala diyor hafız olmak için. Sen bizim büyüğümüz olarak dua et güzel Melahat hocam Edin inşallah inşallah. olsun. Amin. Olsun hem de diyelim ki Melahat hocamızın duasını da aldık diyelim. Amin inşallah hocam. Allah razı olsun. Teşekkür Bu ederim. arada Kezban kardeşimizin anne babası hastaneye yatırılmış Covid'den dolayı 14 gün için hastalarımıza gerçekten dua edelim. Bir de bu dönemde yapabildiğimiz kadar gayret ederek şu teheccüdlerimizi bir inşallah hayata geçirelim. Geçirdiklerimizin istikrarını koruyalım. Çok kıymetli çünkü o. Yani orada bir boşluk kalmasın olur mu? Evet hocam. Lüzumsuz konuşma diyor. Korkulacak akıbetlere kaynaklık eder. Boş Ya ya. konuşmak korkulacak akıbetlere kaynaklık eder. Doğru söylemek güvenilirlik, yalan söylemek hainliktir diyor. Ki sadakatin zirvesi olan Ebu Bekir'den de böyle bir cümle zaten Hazreti Bekir'den de bekleriz değil mi hocam? Boşuna sıddık denmemiş. Boşuna sıddık Ya. denmemiş. Bir de Hazreti Ebu Bekir'in çok güzel bir duası var. Radıyallahu anh diyor ki ya Rabbi bedenimi o kadar büyüt ki cehenneme kapak eyle, kapattır benim bedenimi cehenneme. Hiçbir mümin oraya girmesin, al senin Resulün üzülmesin diyor. Hocam, Resulünün sevgisini, Resulünün ümmetine olan sevgisini bildiği için o üzülmesin. Benim bedenim yine burada olsun ama Allah müminlere rahmet etsin diye dua ediyor. Bir gün Hazreti Ebubekir ticaret kervanıyla hocam zengin bir sahabe dedik. Bir gün geliyor böyle bir münadi diyor ki ya Ebubekir senin kervanını yağmalamışlar. Hazreti Ebubekir Efendimiz hiç istifini bozmuyor hocam. Elhamdülillah diyor. Aradan bir saat, 2 saat geçiyor. Tekrar aynı münadi. Ya Ebubekir diyor. O senin kervan değilmiş. O başkasının kervanıymış. Deyince Allah. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz yine diyor ki Elhamdülillah. Diyor ki etrafındakiler ya Ebu Bekir bu nasıl bir haldir? Kervan gitti dediler. Hamd ettin. Geldi dediler. Yine hamd ettin. Diyor ki kalbimi yokladım. Gittiğinde kalbim sızladı mı? Dünyalık bir mal gittiğinde. Hayır. Geldi çok mu sevindim? Hayır. Demek ki Hazreti Ebu Bekir hocam parayı cebine koyan, kalbine koymayanlardan. Oh, Zaten parayı kalbe koyuyorsa o kişi infak edemez. Hicret'in 9. yılında kıymetli hocam büyük bir kıtlık oluyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tabii insanlar mallarını infak ediyorlar. Müslümanlar. Ama Resulullah genel bir infak çağrısında bulunuyor. Kimden mal almak istiyor? Münafıklardan. Ki münafıkları biz nerede görüyoruz? Uhud'da giderken 1.000 kişinin içinden 300 kişi sıyrıldı. Yarı yoldan döndü. Müslüman gibi görünüyor. Onların da azıcık ne oldukları ortaya çıksın diye. İnfak muhtaçlara ani ve nakdi yardımda bulunmak. Nifak ikiyüzlülük. Diyor ki birbirine o kadar zıt iki kavram ki kalbinde nifak olan infak edemez. Sahabe efendilerimiz mallarını Allah için hepsi infak ederken münafıklardan tık çıkmıyor. Hiçbir şey vermiyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da böyle diye münafıkların böyle su yüzüne çıkmasını sağlıyor. Peki Peygamberimiz vefat ederken çok ilginç
bir sahne yaşanıyor hocam. Peygamberimizin vefatını duyunca Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki Muhammed öldü diye mi Bir öldürdün? saniye. Evet. Lafını unutmam. Aleyküm selam. Eşleriniz dinleyebilir. Bize eski takipçiler bilir. Ailece televizyona bu yayını veriyorlar şeyle USB ile. Oradan televizyon programı seyreder gibi büyük ekranda rahat rahat seyrediyorlar. Ben de öyle bir sıkıntı yok. Güler hocamda da yok. Allah'ın kelamını konuşuyoruz. Müstehcen, sakıncalı bir şey konuşmuyoruz. Herkes seyredebilir. Şey demiş ki Melahat hocam, bak sana çok güzel yerden dua geldi. Benim diyor bir tane diyor çarşaflı 52 yaşında bir kardeşim vardı diyor. Ben de başladı 54'ünde hafız oldu. Ona da diyor nasip olsun inşallah. Ben de dua edeceğim diyor. Allah Bu razı arada olsun. Hocam, Melahat Hocam nerede görev yapıyor? Tanışıyor musunuz? ya, tabii, bizim çok kıymetli ablalarımızdandır. O şu Hmm. anda resmi görev kısmında geçti artık. İşin Selam böyle hocam. dost ve gönül sohbetinde inşallah Allah yollarımızı buluşturur. Şöyle Amin. belki de bahara doğru hani biraz daha ortalık ferahlayınca böyle takipçilerle bire ikiye bölerek bazı yerlerde buluşmalar düşünüyorum. Çünkü çok fazla teklif geliyor İstanbul'dakilerden. Her gittiğim şehirde de buradan anons edip işte şimdi ne bileyim Elazığ'dayım, şimdi Konya'dayım. İsteyenler gelsin şu saatle şu saat arasında bir ruberu görüşelim, buluşalım diyeceğiz ama biraz daha bahara doğru. Hani şu ortalığı bir sakinleştirelim. Bu arada benim için çok önemli. 2-3 kişi yazmış. Yazmayanlardan da yakınlarının böyle olduğunu bildiğim Alzheimer hastaları için dua istiyorlar. Alzheimer hastalığı öyle bir hastalık ki hastalığı yaşayan hiçbir şeyin farkında olmadığı için Rabbim onlara bakanları, onların aile fertleri ve yakınlarına gerçekten yar ve yardımcı olsun. Küçükyalı Merkez Kur'an kursundan emekliyim diyor bak Melahat Hocan sana. Senden Selam. ikiniz üzerinize çok güzel bir şey oldu. Ah ne güzel ne Tanışmak muhabbetler. isterim inşallah hocamla. Böyle varsa numarası. Hocamı da buradan aramak isterim hocam inşallah. Aynen. Ben paylaşırım hocam izin verir eminim. Hiç sormuyorum bile çünkü o da öyle gönlü açıktı. O yüzden Alzheimer hastalarının yakınlarının Allah zamanına bereketlendirsin, vücutlarını sağlıklı etsin. Çok zor bir şey. Aynı imtihanı ben de bir şekilde yaşadım, yaşıyorum. Bununla ilgili ödediğim çok büyük fedakarlıklar var ama ben hiçbir zaman özelimi paylaşmadığım için bunu da kendi mahremimde tutacağım. Ama Gülay gibi yakın olanlar, bilenler biliyorlar zaten. Rabbim onun sevabının ecrini kazanmayı nasip eylesin. Meralim Allah sizlerin hepinize yardım olsun. Kolaylıklar versin inşallah. Özel çocuklarımız için de biz birbirimiz için temiz ağızlarız müminler olarak. Dolayısıyla cömertçe, bolca birbirimize çokça dua etmemiz gerekiyor. Dua etme adabını da konuşacağız Esma hocamla ileriki yayınlarda. Adaplı, edepli dualar. Evet. Hedefe varacak, maksadı aşmamış dualar etmeyi nasip eylesin inşallah. Haydi devam et. Evet. Hazreti Ömer Efendimiz, hocam ben Medine'deyken başa saralım azıcık. En çok ne benim gönlümü yaraladı biliyor musunuz? Özellikle oradan ayrılırken ya dedim sahabe efendilerimiz Resulullah'ın yokluğuna nasıl dayandı hocam? Hadi bakalım. Nasıl dayandılar? Biz oradan dönerken bile böyle kaç gün kendimize gelemiyoruz. Bilemez yani. Beni en çok orada tefekkür ettiren, İçimi yakan sahabe efendilerimiz nasıl dayandılar onun yokluğuna ki birçoğu dayanamıyor. Hazreti Bilal terk ediyor Medine'yi biliyoruz. Hazreti Ebu Bekir de herhalde onun heyecanıyla olsa gerek Resulullah öldü diyeni öldürürüm diyor. Kimse böyle bir şey diyemez. Demeyecek diyor. Hazreti Peygamber'in vefat ettiğini Hazreti Ebu Bekir vefattan sonra yanına giriyor. Resulullah'ın alnından öpüyor. Diyor ki anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Vallahi diyor ölümün de yaşamın kadar güzel. Sen ne güzelsin. Senin ölümünle peygamberlik son buldu ama diyor. Şanın, şerefin o kadar büyük ki üzerine ağlamamak diyor imkansız. Ya Muhammed Rabbinin katında bizi de an. Ne olur bizi unutma diyor. Sonra dışarı çıkıyor. Hazreti Ömer'i susturuyor ve duygusallığını bir kenara bırakıp diyor ki
Ey asap, eğer bilin ki diyor Muhammed'e kim ibadet ediyorsa o öldü. Kullu nefsün zaikatul mevt. O bir beşerdi ve vazifesini tamamladı. Ama kim Allah'a iman ediyorsa bilsin ki Allah azizdir, hakimdir, ezeldir ve ebeddir diyor. Ve sahabenin şöyle bir silkilenmesine, bir kendine gelmesine, o ilk şoku atmasına öncülük etmiş oluyor. Zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam hocam vefat etmeden önce Hazreti Ebubekir'i namazgaha koyuyor. Kendinden sonraki gelecek kişiyi aslında işaret ediyor. Ve Hazreti Ömer Efendimiz de hemen Hazreti Ebubekir'e biat ediyorlar ve İslam'ın ilk halifesi 2,5 yıl kadar Hazreti Ebubekir halifeliğinde kalıyor. Halifeliği sırasında da diyor ki diyor ben gelmek istemedim. Yani bu makam zor ve ben bu makama aslında layık biri de değilim. Ama geldim. Sizden şunu istiyorum diyor. Allah'ın ve Resulünün çizgisinde olduğum sürece bana itaat edin. Yani yok mu değil miyim? O zaman diyor beni tutun ve silkeleyin. Ne yapıyorsun sen ya Ebubekir? Deyin diyor. Tabii böyle bir devlet başkanı olduğunu düşünsenize. Muhteşem bir Of. şey. Ah. Muhteşem bir şey. Hatamı gördüğünde düzeltin diyor. Ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Riddle savaşlarında hocam birçok sahabe ve hafızlar şehit düşürülüyor. Ve Hazreti Ömer çok ufku geniş bir şahsiyet. Hazreti Ebubekir Efendimiz peygamberin yapmadığı hiçbir şey yapmam mantığındayken Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki bak ya Ebubekir hafızlar öldü ve insanlar ecelleriyle dönecek. Bu Kur'an'ı iki kapak arasında bir musaf haline toplayalım. Hazreti Ebubekir kabul ediyor ve ilk Kur'an'ın cem edilmesi Zeyd bin Sabit başkanlığında Hazreti Ebubekir'in de koordinesiyle bir araya getiriliyor. Daha sonra o kitap Hazreti Hafsa'da, Hazreti Ömer'de kalıyor ve Hazreti Osman döneminde de Kelamullah çoğaltılıp diğer İslam beldelerine de gönderiliyor. Bu gece biz Hazreti Ebubekir'den neyi öğrendik hocam? İnfakı öğrendik, sadakati öğrendik, vefayı öğrendik, dostluğu öğrendik, tereddütsüz iman etmeyi öğrendik. Malını, canını, canından daha çok sevdiği varlıkları Resulullah sevinsin diye feda edebilecek bir yapıya sahip olduğunu öğrendik. Ve Hazreti Ayşe'yi de Efendimiz, Efendimizle nikahlıyor ve peygamberin bir taraftan da kayınpederi oluyor. Yani o kadar peygamberle iç içe bir hayatı var ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın Allah onlara rahmet eylesin. Şefaatlerini bizlere nasip eylesin. Amin, amin. Benim anlatacaklarım aslında notlarım var ama bence bu kadar kafi hocam. Zaten de tam zamanına uyduraraktan Ah benim can kuzum ya. Ah benim can kuzum. Aslında Hazreti Ebubekir'in ünlü bir nutku var. O nutku ben şimdi yayının ana sayfaya kaydını yapınca oraya da koyacağım ama onu da bir ekleyeyim. Ondan sonra güzelce bir vedalaşalım. Diyor ki, ey nas insanlar, sizin en iyiniz olmamakla beraber sizin başınıza geçmiş bulunuyorum. Görevimi yollu yolunda yaparsam bana yardım ediniz. Yanılırsam bana doğru yolu gösteriniz. Doğruluk emanet, yalancılık hiyanettir. İçinizdeki zayıf hakkını alıncaya kadar benim için kuvvetlidir. İçinizdeki kuvvetli de onda varsa başkasının hakkını verinceye kadar zayıftır. Bir millet Allah yolunda cihadı terk ederse o millet zillete duçar olur. Bir millette fenalık revaç bulursa bütün o millet belaya uğrar. Ben Hazreti Allah'a ve Peygamber'e itaat ettikçe siz de bana itaat ediniz. Ben Allah'a ve Peygamber'e isyan edersem bana itaatiniz lazım gelmez. Allah cümlenizi rahmetine layık eylesin. Amin. Tam da Gülay hocamın anlattığının artık şey kısmı. Yani pratikte teori gibi. Evet. Bunu yayını hep kaydediyoruz Deryacığım. Bunu da şimdi ben şey olarak koyacağım altına yayının ki
gençler ya da faydalanmak, istifade etmek isteyenler inşallah istifade etmiş olsun. Gülay'ım, artık 15 günde bir Perşembe akşamını seninle bereketli bir şekilde ve canlarımızla birlikte yaşayacak olmanın müjdesi kalbimi çok mutmain etti. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Razı Allah olsun. razı olsun güzel kızım benim. Var olasın. Eşinden benim adıma her zamanki gibi geçmiş yayınlarda olduğu gibi helallik iste. Şu anda aile gitgide büyüdüğü için buradaki yayın ailem, Şengül Yiğit hesabındaki aile biraz hatırlatmalarda bulunayım. Gülay Hoca ile biz geçmişte de yani bu pandemi sürecinde de değişik konu başlıklarında çok güzel, çok bereketli yayınlar yaptık. Benim YouTube sayfamda, Şengül Yiğit YouTube sayfasında onları bulabilirsiniz. Abone olun, zile basın, bildirimler açılsın. Yakında YouTube sayfasından da canlı yayınlar yapacağım. Gülay Hoca'yı orada da ağırlayacağım. Oranın da ayrı bir kitlesi var çünkü. Buradaki İlk TV'de ana sayfada Gülay Hocam'la ilgili yayınlarımızı bulabilirsiniz. Onun hesaplarını takip edip onun duyurularına eşlik edebilirsiniz, yarenlik edebilirsiniz, hizmete ortak olabilirsiniz. İşte daha ne olsun Allah'a bin şükür ya. Allah'ımın rızası çerçevesinde ne güzel birleştik, ne güzel bir aile olduk. Almanya'dan selam hepinize, bütün yurt dışındaki kardeşlerim. Artık eğitimleri yüz yüze yapıyoruz. Hadi davet edin de çıkıp gelelim. Hem Türkiye'nin dört bir yanına gelelim derken ben geleyim. Gülay'ım Kocaeli Körfez'deki hizmetine devam edecek. Çok teşekkür ediyorum Gülay. Hadi senin sözlerinden bitirelim gidelim yayından. Hocam her programımıza hazırlanırken kalbimde böyle kelebekler uçuşuyor. Benim de aşk bu aşk. Evet, ilk defa yayına katılacakmışım heyecanı oluyor. Çok ilginç. Allah bu şevki almasın yüreğimizden. Amin. Aile mektebi dur. Aile mektebi Sakarya Gülay Hoca'nın peşine koşun. Ben onun adına söz veriyorum. Sizin o Zoom eğitimlerinize ya da Instagram hesabınıza Gülay Hoca'nızı konuk edin. Hadi. Konuk edin. Çok istifade olacak. Sen de sakın geri çevirme Gülay'ım. İnşallah hocam biz hizmette neredeyse biz oradayız. İnşallah Rabbim bedeni ve ruhi sağlığımızı almasın sizin de bizim de. Ya ben nasıl bir enerjiyle doluyorum biliyor musun Gülay? Şimdi mesela deseler ki haydi sabaha kadar şurada bir hizmet var. Yarın sabah da gene eğitimlerim, işlerim var. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber derim, yürürüm giderim. O yüzden Allah kalbimizden bu coşkuyu, bu aşkı, bu muhabbeti eksik etmesin inşallah. Güzel, Amin. birbirinden değerli, kıymetli insanlar bizi yalnız gene bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi gördüm. Hepinize çok selam olsun. Cumamız mübarek olsun. Her yerde paylaşabilirsiniz. Link atabilirsiniz. Buraya davet edebilirsiniz. Dolayısıyla hiç sıkıntı yok paylaşmanızda. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.